Merhabalar, bugün 7 Nisan 2021 Çarşamba. Bugün bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz. Müzik Eğitim amacıyla Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'ndan kalkan NF-5 tipi bir gösteri uçağı, Eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada bir pilotun şehit olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Öncelikle Konya'daki kazada şehit düşen pilot yüzbaşımız için başsağlığı dileyen Erdoğan önemli konu başlıklarına da değindi. Koronavirüs tedbirleriyle ilgili Ramazan ayında nasıl bir önlem alınacağına dair amacımız ülkemizi Ramazanda genel olarak dinlendirerek bayram sonrasında güzel günlere hazırlamaktır dedi. Erdoğan önceliğin sağlık olduğunu vurgulayarak vakaların azalmaması durumunda bir turizm dönemini daha kaçırabileceğimizi söyledi. Erdoğan ayrıca bugünkü AK Parti grup toplantısında Kanal İstanbul için tarih verdi. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz ve ihalesine de yakında çıkıyoruz diyerek yaz aylarında temelinin atılacağını söyledi. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı muhafız alayındaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada anayasayı ihlal suçundan 488 sanık hüküm giydi. Genelkurmay karargahına baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 15 Temmuz'da TRT ekranlarından silah zoruyla sözde darbe bildirisini okutan eski yarbay Ümit Gençer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammed Tanju Poshor iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in mal varlıkları hakkında alınan karar bugün resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan karara göre aralarında FETÖ, DH, PKK ve DHKPC terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticileri Fethullah Gülen, Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın da aralarında bulunduğu 377 kişinin mal varlıkları donduruldu. Listede PKK ile ilişkilendirilen Kürt Kızılay'ı gibi 12 kuruluşta yer alıyor. AB Komisyon Başkanı Von der Leyen'la Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün gerçekleşen görüşmesi öncesi koltuk krizi yaşanmıştı. Von der Leyen bir süreliğine ayakta kalmış ve ardından üçlü koltuğa oturmuş tepkisini de iç çekerek göstermişti. Bu durum uluslararası basın daha tepki çekti. Washington Post Türkiye'nin lideri iki AB başkanıyla bir araya geldi. Aralarındaki kadına sandalye verilmedi başlığını kullandı. Gazete von der Michel ve Erdoğan'dan uzakta diplomatik protokol açısından bir alt seviyede olan Çavuşoğlu ile birlikte oturduğunu yazdı. Koronavirüs hızla can almaya devam ederken dünya aşılama kampanyalarıyla salgından kurtulmanın yollarını arıyor. Ancak aşılarda yeterli doz üretimi bir kenara yan etkilerle ilgili de sorunlar bitme, bilmiyor Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca aşısıyla kan pıstılaşması arasında bağlantı var deyince Avrupa'da bir kriz çıktı. İlk dozu AstraZeneca aşısıyla olan kişilerin durumu belirsizliğini koruyor. Pek çok ülke etkisi henüz kanıtlanmasa da ikinci dozları farklı aşılarla yapmayı planlıyor. Artık adli tıp birimleri bir suç mahallinde şüphelinin bulunup bulunmadığını belirlemek için havadan DNA alabilecek. Ya da hava yoluyla yayılan COVID-19 gibi viral virüslerin nasıl yayıldığı bu yöntem sayesinde anlaşılabilecek. Londra Queen Mary Üniversitesi'ndeki bilim insanları ilk kez havadan DNA toplamayı başardılar. Bu yöntem sadece köstebek farelerinin DNA'sını saptamakla kalmadı. Aynı zamanda bazı insan DNA'larını da yakaladı. Bu keşif COVID-19 pandemisinde ve adli tıpta yeni bir dönemi başlatabilir. Amerikan İş Dünyası Dergisi Forbes'in 35. kez yayımladığı milyarderler listesi açıklandı. Covid-19 salgınına rağmen milyarder sayısı rekor seviyeye ulaşırken listeye bu yıl 493 yeni isim girdi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 4. kez dünyanın en zengin insanı oldu. En çok milyardere sahip ülke ABD olurken milyarderler listesinde bu yıl Türkiye'den 26 isim yer aldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 6.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken dünyanın 421. en zengin insanı oldu. Bir sonraki Haberigo gündemde daha güzel haberlerde görüşünceye dek hoşçakalın.